Hello everybody, this is Tonguç Akademi and I am your English teacher. Abid arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz diyorum ve uzun bir aradan sonra birinci yazılı kamp için dokuzuncu sınıf. İngilizce. Bir bakalım neler olacak. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum. Sayfamı çevirdim. Yazılı kampına başladık. Bu döneme girdik. Bizi ilgilendiren kısım yani İngilizce ilgilendiren kısım 25 Ekim. Lütfen arkadaşlar kaçırmıyoruz. Evet. Şimdi sayfamı çevirdim. Hocam nelerle karşılaşacağız? Yani birinci sınavın konuları nedir? Bize bunu bir gösterin. Dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi sol tarafta vocab yani kelimelerle ilgili bir kısım, sağ tarafta da grammar yani dil bilgisiyle ilgili bir kısım var. Hocam hangi kelimeleri içerecek? Bakın ülkeleri ve şey cibilliyet, nationality değil mi arkadaşlar? Uyruk yani. Buna ait kelimeler. Türk'üm, Türkiye'den geliyorum gibi düşünebiliriz. Mesela meslek isimleri, personal belongings yani size ait olan eşyalar. Ne olabilir bu kelimeler? Ve family members, ailenin fertleri, aile üyeleri. Hocam dil bilgisinde işin içerisinde neler var? Bakın bir kere to be yani emzar fiilini gördük. Bir, subject pronoun. Pronoun'un eğer zamir olduğunu biliyorsan özne durumundaki I, we, you, they zamirlerini hatırlayacaksındır diye düşünüyorum. Peki hocam possess. Arkadaşlar possess ne demek? sahip olmak demek. Possessive, sahiplik sıfatları var. My, benim, your, senin gibi ve en sevdiğim eğer ki ben bir şeye sahip isem bunu nasıl anlatıyorum? Have got, has got. Yani I have got, you have got, she has got. Peki çevirdim. Şimdi diyor ki burada. Vocab'den devam. Neler var? Bir evin bölümleri var. Yani mutfak olabilir, salon olabilir. Furniture. Bakın arkadaşlar. Mobilya. Efendime söyleyeyim. Bir oca, odanın içerisindeki nesneler. Bunlar bizim öğrenmemiz gereken kelimeler. Aman diyeyim. Places in a city. Bir şehrin içerisindeki yerler hastane olabilir, sinema olabilir gibi. Peki hocam dil bilgisi olarak neyden devam ediyoruz? Bakın arkadaşlar. Prepositions of place. Yer edatları. Yer edatlarıyla ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Bakın yüzde yüz, yüzde yüz kesin çıkar dediğimiz bir olay söz konusu. Elbette ki sorularda değineceğiz. Singular and plural nouns. Bir ismin tekilliği, bir ismin çoğulluğu. Demonstrated. Arkadaşlar bunları this, that ileride şey yani ilerleyen kağıtlarda mutlaka görüteceğiz belirtmek için. There is, there are biliyorsunuz tekil ve çoğulda var anlamına gelir. Object pronouns. Bu çok önemli. Az önce e, subject pronoun özne durumundaki zamir vardı. Bakın şimdi nesne durumundaki zamir. Beni, seni, onun gibi düşünebilirsiniz. Ve en sevdiğim, en kolay olduğunu düşündüğüm comparisons. Karşılaştırmalar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hazırsak hadi buyurun başlayalım. Şimdi diyor ki After reading the dialogue Bu diyaloğu okuduktan sonra decide karar veriniz. Ne hocam? Whether it is true or false. Doğru olup olmadığına. Whether ıp ıpmadığı demek. Doğru olup olmadığına. Arkadaşlar şu cümleler doğru ise T. Yanlış ise F yazıyorum. Şimdi birçok arkadaşım ne yapıyor? Önce burayı okuyor sonra soruları cevaplamaya çalışıyor. Vallahi yanlış. Neden biliyor musun? Soru tek tek alınacak. Birinci soruyu aldın okumaya başladın. Cevapladıktan sonra ikinci soruyu al ve devam et. Aksi takdirde sınavda çok büyük zaman kaybedersin. Şimdi Aurelia ile Hannah arasında bir konuşma geçiyor. Fakat ilk sorumu alıyorum diyor ki ilk cümlem bakalım doğru mu yanlış mı? Aurelia is asking about. Bakın ask about hakkında sormak. Hannah's boyfriend diyor ki Aurelia Hannah'nın erkek arkadaşı hakkında bir soru soruyor. Bakalım doğru mu? Aurelia başlatsın konuşmayı. Who is that boy over there Hannah? Hannah bacım şuradaki oğlan kim? Hannah böyle yapıyor. That şu mu? Um, that's my brother Jim. O benim erkek kardeşim Jim. Şimdi bakın. Burada dedi ki Orenya erkek arkadaşını hayır. Arkadaşlar erkek kardeşi hakkında sormuş. O zaman ben buraya hemen F false yazdım. Ve ne yaptım? İkinci sorumu aldım. Hannah'nın brother'ı. Hannah's brother Jim. Diyor ki has got a twin sister. Yani bu Cem'in İkiz kız kardeşi. İkizi kız mı? Ona bakacağız. Devam ediyor. Your brother. Vallahi mı? Bu senin erkek kardeşin mi? Yes diyor Hena. Evet. And that's his girlfriend Lucy. Ve bakın yanında da Lucy var. Onun kız arkadaşı. Devam. Daha gelmedik böyle bir şeye. The pretty girl with the long brown hair. Bakın uzun kahverengi saçları ile çok güzel bir kızdır. Alright. Diyor ki Aurelia. Hmm, okay. So you have got a brother. Anladığım kadarıyla senin bir tane biraderin var. Hannah diyor ki no I have got two brothers. Durun şimdi bak cevap geliyor. Diyor ki hayır benim iki tane biraderim var. Cem and Alex. Cem ve Alex. Devam. Really? Vallahi mi? And how old is Alex? Diyor ki Alex kaç yaşında? Şimdi bakacağım. Burada bir sıkıntı var. Dedi ki twin sister olmadı arkadaşlar. Ne çıktı işin içerisinde biliyor musunuz? Twin brother. Demek ki burası false. Cem'in erkek kardeşi var. Kız değil. Really dedi. Alex'in kaç yaşında olduğunu sordu. Bakın şimdi devam ediyor. Alex and Cem are twins. İşte burada aldık. Alex ve Cem twins. Hop ikizlerdir. Arkadaşlar onlar 15 yaşında dedi ve üçüncü soruya geçiyorum hemen. Diyor ki Hannah has got two brothers. Hannah'nın iki tane erkek kardeşi var. Evet ne dedi? I have got two brothers. O zaman burada bir true. Doğru bir cümle var. Hemen devam ediyorum. Biri attım, iki attım, üçü attım, dörtteyim. Dört bana der ki Alex and Cem are exactly the same. Exactly kesin ve tam olarak. The same arkadaşlar. Lütfen the'ya dikkat. Same, dığsız kullanılmaz. Tam olarak aynılardır. Şimdi Aurelia böyle yapıyor. Hmm, bak 15. Hmm. And does Alex look like Jim look like benzemek? Peki Alex Jim'e benziyor mu? Bakın Hena'nın cevap geldi. They are exactly the same. Onlar tam olarak aynıdır dediğine göre. Bakın arkadaşlar demek ki bu cümlemiz T yani doğru bir cümle. Son cümleyi alıyorum. Alex and Jim have got the same hair. Alex ve Jim aynı saça sahipler but different eyes ama gözleri farklı. Şimdi bir sıkıntı var. Tam olarak aynı dediğine göre bir farklılık olamaz ama yine de okumak zorundayız. Onlar tam olarak aynı. They are both tall and thin. Bakın, hem uzunlar hem de ince yapılılar. They have both got short brown hair. İkisi de kısa kahverengi saça sahip green eyes ve yeşil gözlere sahip ikisinin de yeşil gözleri varsa different eyes olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. İşte bu kadar basit. 3 tane false, 2 tane true yapıyla sayfamı çevirdim. Şimdi çocuklar burada çok önemli bir şey var. Ben size şöyle söylemek istiyorum. Yani bunu bizim özellikle yazılı kısmında %100. 99 mu? Hayır hocam. Yüzde %100 sorar. Bu kelimeler yani members of family bizim için çok önemli. Peki nedir hikaye? Yeşil bir kalemle anlatayım size hikayeyi. Şu hoca sorarı çektim bir kenara bakın arkadaşlar. Diyor ki complete tamamlayınız. Neyi? The sentences with correct words. Doğru kelimeler eşliğinde cümleleri. My father's. Bakın şu S neydi? sahiplikti. Benim babam başka bir şey. My father's. Benim babamın wife karısı. Is my şimdi benim babamın karısı ne olur? Is my mother. Tabii ki de benim annem olur. Bir. İşte members of family'nin birinci üyesi mother. Anne geldi. Peki my mother's husband. Annemin bakın kocası is my dad ya da father. Annemin kocası kimdir arkadaşlar? Tabii ki de benim babamdır. Aile fertlerinden devam. Bakın arkadaşlar. My uncle's son benim amcamın veya dayımın erkek çocuğu. Buna dikkat arkadaşlar. Kız çocuğu. Hop hemen buraya yazıyorum. Daughter. Bu ise erkek evlat. Amcamın erkek çocuğu is my ne olur arkadaşlar? Cousin. Hop hemen onu da cousin. Kuzenimdir diye. Ekledim. Başka bir aile ferdi. Devam. My mother's mother. Peki benim annemin annesi ne olur? Arkadaşlar grandmother diye bakın büyük anne. Grand şu o harfi bu arada. Grandmother. İşte yazdım. Bu bazen granny diye de karşımıza çıkabilir. Grandma diye de karşımıza çıkabilir. Annemin annesi. My mother's mother is my grandmother. Annemin annesi benim büyük annemdir. Anneannemdir. Peki, my father geldik benim babama. My father is bakalım benim babam kim? My grandparents arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Grandparent tekildir yani büyük anne veya büyük babayı ifade eder. Şimdi es getirirsek ne olur hocam? Grandparents büyük anne ve büyük baba yani büyük ebeveynler İkisini içine alır bu es çoğuldur çünkü. Hocam şu arkadaki tırnak neyin nesi? arkadaşlar çoğullarda nın nin sahiplik anlamına gelen es bir daha verilmesin diye sadece tırnağa koyarsınız ve bu anlamı vermiş olursunuz. Büyük annemin ve büyük babamın sanıdır. Yani erkek çocuğudur. Gördünüz mü? My father is my grandparents son. Benim babam büyük annemin ve büyük babamın erkek evladıdır. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Pekala. Şimdi sayfamı çevirdim ve devam ediyorum. Benim ama en 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 önem verdiğim ama en önem verdiğim konu B fiilidir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bırakın şimdiki sınavı hayatınızın her döneminde kesin karşınıza çıkar. B'nin <laughs> bu arada B yazmışım şöyle yapayım dur. B'nin arkadaşlar Present simple tense de present yapılarda üç tane formu var. Am, is, are. Hocam past olsaydı was were olurdu. Present perfect olsaydı been olurdu. Ama biz şu anda present yapılardan yola çıktığımız için am, is, are kullanacağız. Diyor ki fill doldurunuz in the blanks boşlukları doldurunuz. With B yani M, is R ile boşlukları doldurunuz. Şimdi arkadaşlar dolduralım. David and team. Dedi ki and bağlacının bir özelliği var. Neydi arkadaşlar and bağlacı iki tekil ismi birbirine bağlar ve onları çoğul hale getirir. Yani sen David'i tek görseydin is Tim'i tek görseydin iz yazabilirdin ama ve lakin David and Team, yani kim oluyor arkadaşlar? They onlar olur. Çoğullaşmış isim be formundan R arkasına alacaktır. Dolayısıyla David and Team are tennis players ve bakın onlar tenis oyuncularıdır. Her şey çoğul gidiyor dikkat ederseniz. Tekil ile tekil çoğula çoğul. I bunu tartışmayacağım. Eğer I, ben öznesiyle karşılaşırsanız ne yapmak durumundasınız? Hiç düşünmeden am fiilini koyabilirsiniz. I am very busy today. Ben bugün çok yoğunum. I cannot play games. Oyun oynayamam. Harika. Geldim 3'e. Key kodan devam ediyorum. Arkadaşlar tekil mi çoğul mu? Hocam burada bir tane isim var. Muhtemelen kız ismi bu. Şii'yi karşılayacak. Ve siz yine hiç korkusuzca is yazabilirsiniz. Keiko is from Japan. Keiko Japonyalıdır. Japonya'dandır. She lives in Tokyo. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın bir country ismi verdik. Bir ülke ismi kullanmış olduk. Tokyo'da yaşar diye belirttik. İşte bu kadar. Hocam neden live yaşamak fiili es aldı? Üçüncü tekil şahıslar. Geniş zaman present simple tense'de fiiline s ekini isterler. Hatırlatmış olalım. Look. Şuna bak ya da bak Clara. My room. Şimdi Clara'ya şunu diyorum. Look Clara. My room. Arkadaşlar ben benden bahsetmiyorum değil mi? Benim odamdan bahsediyorum. Bunun nedir çocuklar şeyi? E, öznesi zamire dönüşmüş şekli. It'tir. It is. My room is. işte bu kadar basit. My room is small but beautiful. Odam küçüktür ama güzeldir. Harika. Şimdi devam etmek istiyorum. The students. Bakın ne yaptı? Tekil bir isim arkasına s yani Türkçe'de ler, lar anlamına gelen çoğulu aldı. Eğer ki içerik çoğul ise kelime çoğul daha, daha doğrusu içerik değil de kelime İngilizce bir kelime s çoğul şekliyle yazılmış ise siz emizardan arı korkusuzca yazabilirsiniz. The students are at the school canteen now. Öğrenciler şu anda okul kafeteryasındalar veya kantinindeler. Mükemmel. Şimdi sayfamızı çevirdik, emizarı bir kenara koyduk. Yine İngilizcenin en en önemli şeylerinden, soruların daha doğrusu konularından bir tanesi arkadaşlar özne durumundaki zamirlerdir. Bakın şöyle belirtelim. Hemen altını yeşille çizelim. Subject özne demektir. Pronoun zamir demektir. Özne durumundaki zamirler. Ben, sen, efendime söyleyeyim bakın o, biz, siz anlamına gelebilir onlar. You hem sen hem siz demek arkadaşlar. Pekala. Şimdi the cat. Siz herhangi bir özneyi gördüğünüzde isim olarak onu zamirleştirmeye çalışmalısınız. The cat. Kedi. Tek bir kediden bahsediyorum. Zamiri nedir hocam? It. Hmm, demek ki it olarak bunu buraya yazabilirim. It is lovely. O çok hoş, çok tatlı. Tom and Sam. Bakın and. iki tekil isim. Hop size they çoğulu olarak dönmüş vaziyette. O zaman Tom ve Sam hakkında şöyle bir şey diyorum dikkat ederseniz. They are hardworking. Onlar çalışkanlar. Mükemmel. Bir and I. Şimdi öğrenci and olmasına rağmen I'yı görüyor. Buraya M yazabiliyor. Bill and I ne dedik? And iki tekil ismi birbirine bağlar. Bill, Bill ve ben. Kim? Yani biz. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Buraya we watch TV in the living room. Biz oturma odasında televizyon seyrederiz. İşte bakın subject pronounun V olarak buraya geldi. Şimdi burada parantez içerisinde bir isim vermemiş. Ama şöyle bir durum var. Bakın birisine hitap ediyorum. Jack, are you a dentist? Hmm, hemen buraya karşılıklı bir konuşma olduğu şuradaki seslenişten belli. Are you a dentist Jack? Jack kardeşim sen bir diş hekimi misin? Bu kadar. Seda bizim karşıma ne olarak çıkıyor arkadaşlar? Tabii ki de she olarak çıkıyor. O zaman she is in İzmir now. Şu anda o İzmir'de. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir şekilde sınavlarda ama mutlaka bakın yüzde yüz kesin çıkar demek istiyorum. Pekala bu öğretiden sonra sayfamı çevirdim. İşte en önemli konulardan bir tanesi sahiplik sıfatları. Hocam bunlara neden sahiplik sıfatı deniyor? Bakın şimdi. Araba başka bir şey. Benim arabam. Kimin arabası? Benim arabam. Bakın burada bir anda sahipleşme, sahiplik ortaya çıktı. Sahiplik kelimeleri, İngilizcede sahiplik kelimeleri bakalım sahiplik sıfatları neler? My benim, your senin veya sizin de olabilir. His erkekler için onun. Her kızlar için onun. Its insan dışı varlıklar için onun. Their, onların, our, bizim. Arkadaşlar bunları bilmemizde kesinlikle fayda var. Yani I, ben, my, benim. You, sen, your, senin. He, o, his, onun. She, o, her, onun. It, o, hayvanlar için mesela veya masa olabilir. It's, bakın masanın ayağı diyeceksiniz. It's leg, onun ayağı demiş oldum. Their, they, their. Onlar, onların. We, biz, our, bizim. Şimdi diyor ki, Boşluğu doldurun. Bir numaralı örnekten başlayalım. Daha doğrusu çalışmamızdan, sorumuzdan başlayalım. Diyor ki bir de. They have got ya da they have a cat. They have got a cat. They have a cat. Aynı anlamda. Onlar sahip neye? Bir adet kediye. Onların bir tane kedisi var. Şimdi arkadaşlar bazı öğrenci bana şunu soruyor. Hocam eve girmiş bir kedi için o artık özelleşmiştir. Ailenin bir ferdidir his name is tarçın kullanabilirim. Doğru. Fakat bu kediye siz dışarıdadır bu kedi. Yine sizindir ama dışarıdadır. Sokak hayvanıdır. It's diyebilirsiniz. Peki şöyle bir şey oluyor bakın. They have got ya da they have a cat. Onların bir kedisi var. His name is tarçın. Onun ismi tarçındır. Ama bakın unutmayın arkadaşlar. Bu hayvan evin içindeki bir pet ise özel olarak sahiplenilmiş ise. They have a cat. Onların bir kedisi var. Kedinin sokakta olduğunu düşünelim. Sokak hayvanıdır bu. It's demek zorundasınız. It's name is Touchin. Şimdi soru şu. Hocam sınavda böyle bir şey gelir ise ya arkasında ya önünde bu hayvanın nerede olduğuna işaret eden bir cümle mutlaka vardır. Peki. Brian şimdi dolayısıyla it'si kullanmış oldum. Brian is from Brazil. Brian kardeşim ...Brezilya'dan. Brezilyalıdır. Bakın arkadaşlar. Ryan <laughs> erkek mi? Nereden anladım? Wife. Onun karısı. He, hemen ben buraya ne yapıyorum? Onun eşi. Onun karısı. Onun anlamına gelen... ...his'i yazdım. His wife is British. Ama onun eşi, onun karısı... ...İngiliz'dir dedim. Güzel. Şimdi arkadaşlar... ...boşluk başta. Öğrenci diyor ki... ...hocam ben orayı okuyorum. Bir şey anlamıyorum. Her zaman... Dolu olan cümleyi, yani yarım bırakılmamış olan cümleyi önce okuyun boşluklu sorularda. Bakın şimdi. Şöyle öğreteyim. She can't see him very often. Buradaki she'yi atıyorum. Kim olsun? Ayşe olsun arkadaşlar. Burada da him. Aha da bu da Ali olsun. Bakın şimdi. Şöyle düşünün. Ayşe can't see Ali very often. Ayşe, Ali'yi çok sık onunla buluşamıyor. Onu çok sık göremiyor. Hmm. Bakın şimdi. Burada o zaman ne durumunda? Ayşe benim öznem olduğuna göre her değil mi? Onun en iyi arkadaşı. Her best friend is in another city. Bakın onun en iyi arkadaşı başka bir şehirdedir. Orada yaşıyor demek ki. Dolayısıyla da she can't see him very often. O yani Ayşe onu Ali'yi çok da sık göremez. Neden hocam buraya her geldi? Çünkü öznemin sahiplik sıfatına dikkat edin lütfen. Devam. Dört. Where are boşluk? Ne dedim? Boşluk ilk cümlede ise arkadan gelen önce tam cümleleri okuyun. Bunlar sizi yönlendirecek. Şimdi izleyin arkadaşlar. I can't find them. Onları bulamıyorum. Belli ki bir şey arıyorum arkadaşlar. I need them now. Onlara ihtiyacım var. Hmm, bakın arkadaşlar. Lütfen özneye dikkat edin. Okumadım bile. Direkt mayı yapıştırdım. Where are my socks? Çoraplarım nerede benim? Onları bulamıyorum. Onlara şu anda ihtiyacım var. 5 Amy. Amy geldi. Amy bir kız ismi. Yani artık bunu genel kültürden de anlayabiliyoruz. Amy is married. Bir de nereden anlarım onun? Husband. O zaman her husband. Kocası dediğine göre Amy'nin kocasından bahsediyorum. She'nin sahiplik sıfatı her'dir arkadaşlar. Her husband is a nurse. Onun kocası bir hemşiredir dedi. Şimdi sınavlarda şöyle söyleyeyim bakın yazılıda sorulur ibaresini şuraya şıkırt diye yapıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü birbirine karışmış kelimeler word order isteyecektir. Bunlar bizim için çok önemli. Ben öğrencilere şunu söylüyorum. Bakın diyorum çocuklar. İlk yapmanız gereken şey. Şöyle kağıda tepeden baktığınızda sürekli got görüyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Sürekli got görüyorum. Sürekli have görüyorum. Bak demek ki burada konunun have has üzerine, have got has got üzerine olduğu belli ki çok net. Bunu aldım. Ben have'i gördüğüm anda çoğul bir özne gelmesi gerektiğini de anladım. Bakın şimdi. Clara'yı aldım. Şuraya yazdım. Buyurun. Clara. Bunu yazdım. Donald, hmm, Clara and bakın gayet basit. Donald diye aldım buraya. Hop. Clara and Donald çoğul olduğuna göre bana ne yaptı? Have got'ı verdi. Bunların bir tane evi varmış gördünüz mü arkadaşlar? Have got a house. İşte bu kadar basit. Kla öznem, fiilim ve sahip olunan. Belonging. O nesne o şey geldi arkadaşlar. Bir adet eve sahipler. Güzel. Şimdi has got var mı elimde? Var. Belli ki tekil bir şey var. Bakın grandfather. Güzel. Kimin grandfather'ı? My grandfather. Onu da başka renkli bir kalemle hemen şöyle yazıyorum. Bakın şimdi. My grandfather. İşte bu kadar. Benim büyük babam. My grandfather. Tekil miydi? Tekildi. Zaten o bana ne verdi arkadaşlar? Has got a beard. Bakın onun bir tane da bir sakalı var. My grandfather has got a beard. Benim büyük babam sakala sahip. Öğrenciler bana şunu söylüyor. Hocam bread kelimesiyle beard sakal bu ekmek demek arkadaşlar. Beard bunu birbirine karışıyor. Bakın kulaktan aklınıza gelsin kulak yüzümüze ait bir organ. Beard. Sakal da bakın yüze ait değil mi? Kıllardan bahsediyoruz. Buradan aklınızda yani karıştırmamanız için eardan ear, beard. Bu kadar basit. Şimdi geldim Selin Diyon kardeşime. Şimdi bakın hezgatı gördün mü? Gördüm. Tekillik var mı? Hemen buraya bakın ismi aldım. İsim tekilse has, hasn'tmış. Tamam sorun değil hemen olumsuzlaştıralım. Hasn't got'ı yazdım. Yavrum yazık bunun kompütürü yokmuş odasında. Hasn't got a Computer. Şimdi bunu yazdım. Computer. Evet. Peki nerede? Bakın in her room odasında. Ne dedik? Edatlar her zaman karşımıza çıkacak. Bakın bir edat, bir sahiplik görüyor musunuz? Bakın eve ait bir yer in her room odasında bir adet kompütöre sahip değil değil. Bu kadar basit. Geldim buraya bakın yine hezgatı gördüm. Demek ki tekil bir yapıyla karşı karşıyayım. Ne yaptım? Jack ismini aldım. Şuraya özlemi yazdım ve hemen Jack'in arkasından fiilimi Jack has got'ı getirdim. Neydi arkadaşlar? Bakın green eyes, yeşil gözler. Hemen niteleme sıfatım green, yeşil yazdım ve gözler de çoğul olarak geldi. Jack has got green eyes. Jack'in yeşil gözleri vardır. Son cümle yine has got. Bakın ne yapıyor arkadaşlar? Bob. Şimdi şuraya Bob'u yazdım. Hop. Bob has got. İşte bu kadar sahip arkadaşlar. Bob'u attım, Hezi attım, Gatı attım. A perfect family. A family, a perfect family. Bakın burada perfect ile mükemmel kelimesiyle ailesini nitelemiş arkadaşlar. Son derece basit. Bob has got a perfect family. Dedim. Sayfamı çevirdim. Şimdi en çok zorlanılan ve e, ziyadesiyle bilgi sorulan konuya geldik. Directions yönler arkadaşlar. Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum. Bu konudan bakın buradan yüzde yüz soru gelir. Diyor ki complete the sentences with the words below. Aşağıdaki kelimeler ile cümleleri tamamlayınız. Bir şey söylemek istiyorum. İngilizce'de eğer harfi büyük yazdıysak biz burada küçük bir hata yapmış olabiliriz. Tabii ki noktası olmayacak. I şeklinde düşünebilirsiniz bunu. I. Ama küçük olduğu takdirde noktasını verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Dolayısıyla burada şu nokta yokmuş gibi düşünün arkadaşlar. Burası önemli. Sağ yönünden 3 tane, sol yönünden 3 tane, second ikinci bir tane kullanacağız. Opposite karşısında bir tane kullanacağız. Alone tane yani dümdüz git gibi. Go along dost doğru git gibi. Bir tane kullanacağız turning dönemeç kelimesinden de bir tane kullanacağız. Burada önemli olan hemen heyecan yapmaya gerek yok. Önce haritada nerede olduğunuza bakın. You here. Siz buradasınız. Güzel. Bir adet hospital. Hastanem var. Bookshop. Kitap dükkanım var. Bir kitapçım var burada benim. Supermarket. Bir tane de marketim var. Süpermarketim var. Sağ tarafta ne var? Araba park yerimiz var. School. Bir tane okul var kafe, bir tane de kafemiz var. Bir sonraki sokağa bakıyorum. Kütüphane ile karşılaşıyorum. Bankayla karşılaşıyorum. Park ile karşılaşıyorum. Ve bir tane de eczane söz konusu. Pharmacy. Eczane demek arkadaşlar. Drug store diye de karşınıza çıkabilir. Hemen onu da şuraya yazayım bakın. Drug store. İlaç dükkanı, ilaç mağazası gibi geçse de eczane anlamına gelir. Şimdi A kişisi B kişisine diyor ki Excuse me. Çok affedersiniz. How can I get to? Get to varmak. Oraya gitmek. How can I get to the supermarket? Süpermarkete nasıl giderim? Bakın arkadaşlar. Buradasınız. Süpermarkete nasıl gidersiniz? Evet süpermarkete bakalım nasıl gideceğiz? Well. Hmm. Bakalım. Go along the street. Yol boyunca yardır. Go yol boyunca yürü. Hemen şöyle. Go along the street. Bunu attım arkadaşlar. Şimdi yol boyunca yürüdüm. Then take the bakalım 1 iki Take the second turning. Turning'i vermiş. Second işte burada arkadaşlar. Sonra ikinci dönemeçten bakın birinci dönemeç devam hop ikinci dönemeç. Second yazdım. Take the second turning on the left. Bu dönemeç sola girmem gerektiğine göre buraya ne yapacağım arkadaşlar? Left'i yazacağım. Bakın sol taraftaki İkinci dönemeçten gir. Girdim arkadaşlar. Şu anda buradayım. Buraya dikkat. It is burada it is on your right. Senin bakın it is on your right. Orası senin sağ tarafında kalacaktır. Şimdi go along gitti. Second kelimesi gitti. Left'ten bir tane kullandım, right'tan da bir tane kullanmış oldum. Şimdi devam edelim. Good morning. De A kişisi dedi ki günaydın kardeşim. Where is the bank? Bank nerede? Bankaya gideceğim, nasıl gideceğim? Bakın diyor ki. Firstly, ilk buradayız ya. İlk olarak turn right. Şimdi önce bir kere şuradan hop hop sağa bir dön. O zaman buraya right yazdım ve right'ın ikinci kullanımına çentimi attım. Önce sağ, dön sağ. Go on the street, cadde boyunca yürü. Evet, şu an yürüdük ve yol ayrımına geldik. Secondly, işte tam burada ikinci olarak take the first hmm, turning. Bakın, onda bu turningle taraf sola dönmesi lazım. O zaman şuraya dönemeç yazıyorum. Bir dakika şöyle R yapalım arkadaşlar. Turning. Evet, Dönemeci attım. dedi ki, first turning on the left, sol taraftaki ilk dönemece gir. Soldaki ilk dönemece girdi. Evet. Then ve sonra turn left again tekrardan bak devam et tekrardan sola dön dedi. O zaman ben buraya bir daha left yazıyorum ve leftlerimi iki tane daha kullanmış oldum. Bitti. It is bakalım arkadaşlar hmm, kütüphanenin opozitinde hemen opozit yazdım karşısında şuraya opozitimi yazdım. Kütüphanenin karşısında o zaman nerede kalacak? On your right. Sağ tarafında kalacak. Right kelimemi de son son kez kullandım ve bütün kelimelerimi tamamlamış oldum. Bu kadar basit. Olduğunuz yere dikkat arkadaşlar. Pekala sağımızı solumuzu iyi bileceğiz. Devam. Diyor ki fill in the blanks. Boşlukları doldurunuz. Neyle? There is. Tekil anlamındadır. Var. There isn't. Tekil anlamındadır. Yok. There are. Çoğuldur. Var. Çoğullarla kullanılır. Ya da there aren't. Yine çoğuldur yok anlamında kullanılır. <laughs> Şimdi öğrenci burayı görüyor. Bakın arkadaşlar. There is a carpet in my room diyor. Hemen sorulara devam ediyor. Hayır. Bir bütün olarak okumanız lazım. Bakın burada bir tane bat var. Bat'ın özelliği ne? Bir tarafı tekil, bir tarafı çoğul olmalı. Hmm, okuyorum. But my family will buy one next. İşte next week olsun mesela. Önümüzdeki hafta şurada bir eksiğimiz var gibi. Diyor ki ailem Önümüzdeki hafta bir tane satın alacak. Ha satın alacaksa senin odanda karpıt yok demektir. O zaman ben hemen atlamayacağım. There isn't diyeceğim arkadaşlar. There is diye atlamayacağım. There isn't a carpet in my room. Odamda halı yok. But my family ama ailem will buy. Bir tane satın alacaklar next week. Önümüzdeki hafta. Şimdi bakıyorum. Two armchairs. Burada bir yanlış yazılma var arkadaşlar. Hemen yanlış yazılmayı. Chairs şöyle yazılır. Hemen düzeltmiş olalım. Armchairs koltuk demek. In a living room. Hemen deriz there derar there diye atlamayın. Bir bekleyin arkaya. Arın falan demeyin yani. We can, ah, bak oturabiliriz. Demek ki varmış. Güzel. Hemen ne yapıyorum? Buraya diyorum ki derar. İşte yazdım. There Are. There are two armchairs in a living room. Oturma odamızda iki adet koltuk var. Dolayısıyla da orada oturabiliriz. Look at the wall. Duvara bak. Baktım There is a painting. Olabilir. Bir tane resim var. Olabilir. Hemen duvarı, boş duvarı gösterecek hali yok adamın. There is a painting. Duvara bak. Orada bir tane resim göreceksin. Orada bir resim var. Arkadaşlar eninin bir özelliği var. Hiç bak okumuyorum bile dikkat ederseniz. Eninin özelliği nedir biliyor musunuz? Eni bir kere olumsuz veya soru cümlelerinde kullanılır. Soru işareti görmüyorum. Dikkat edin. Ve Eni'nin arkasından gelen sayılabilir isim S almış ise ön taraf çoğul yapı ister. Bakın hop kuralı gördünüz mü? Ne kadar basit. There aren't. Konu kapanmıştır. There aren't any chairs in the kitchen. Mutfakta hiç sandalye yok. We should buy a few chairs. Birkaç tane sandalye satın almamız gerek. Zaten arkadan gelen cümle buranın çoğul özür dilerim. olumsuz olması gerektiğini zaten gösteriyor ama there isn't any diye atlamanın bir anlamı yok. any'nin arkasındaki kelime çoğul mu yoksa sayılamayan tekil formda bir yapımı buna dikkat etmemiz lazım. Mesela there isn't any water. Suyu sayamazsınız. There aren't any waters diyemezsiniz. Onun gibi düşünebiliriz. If you need to borrow books. Şimdi diyor ki eğer bir kitap alman gerekse. Değil mi? Bakın Kütüphaneye benim ne yapmam lazım? Nereden ödünç alabilirim? Hop, bana yerini söylüyor. Bakın, there is a library opposite the bakery. Fırının opozitinde, fırının karşısında there is a library. Bir adet kütüphane var. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Sayfamı çevirdim. Diyor ki: "Son. Comparison yapacağım. Neydi hocam? Compare, karşılaştırma. Comparisons. Make comparisons. Karşılaştırmalar yapacağım. Güzel. Nasıl? By using kullanarak. Bayın bir özelliği var. Arkasından gelen fiil ayancı almışsa erek arak anlamına bulaşacaktır. By using kullanarak bakın. Make comparisons by using the appropriate adjectives. Uygun olan sıfatları kullanarak karşılaştırmaları yapınız. Şimdi kelimelerin anlamlarına bir bakacağız. Peaceful böyle biraz daha huzurlu, biraz daha sessiz, naif ortamları ifade edebilir. Short kısa, sociable dışa dönük insanlar, sosyal insanları ifade edecektir. Generous, harcıyor, cömert, veriyor yani. Busy yoğunluk, meşgullüğü ve yoğunluğu ifade edebilir. Expensive pahalı, handsome yakışıklı, tall uzun, short kısa. Pekala. Şimdi Ferrari'yi Ford ile kıyasladığımda Ferrari Ford'dan daha nedir? Bakalım. Ne olabilir? Ne olabilir? expensive pahalı olabilir. Expensive'i arkasına er e getiremeyeceğime göre more ile kullanacağım. Konu anlatımlarından hatırlarsınız ki neydi? Çok heceli sıfatlar more ile kullanılacaktı. Şimdi expensive'i hemen buraya yazdım. Ferrari is more expensive than Ford. Ferrari Ford'dan daha pahalıdır. Ve expensive'i attım çöpe. Geldim ikiye. A giraffe. Şimdi belli ki kap, şeyle aslan ile zürafa karşılaştırılıyor. Zürafa aslandan daha bir şey olması lazım. Bakıyorum arkadaşlar kısa <laughs> short taller. Hemen buraya tall yazdım. tek eceli sıfatlarda er'yi verdim. Taller dedim. A Giraffe is taller than lion. Zürafa aslandan daha uzundur. Dolayısıyla tall'u da atmış bulunduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Jim, Jill ile kıyaslanacak ama bakalım neyini kıyaslıyor. Jim bir şeyi seviyor. Likes hanging out with friends. Arkadaşlarıyla takılmayı belli ki seviyor. Jill sevmiyor olabilir. Sadece Jill'i Jim'i Jill anlattı ya burada. O zaman az önce sosyal bakın sociable. Hemen buraya sociable'ı yazdım çocuklar. Buyurun. Jim is sociable than Jill. Jim Jill'den daha dışa dönüktür, daha sosyaldir. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Öğrenci gidiyor kafasına göre ER veriyor. Hayır arkadaşlar kafamıza göre ER veremeyiz. Neden? Çünkü bazı sıfatlar çok heceli sıfatlardır. Ve arkalarından ER alamazlar. O zaman ne olmak durumunda hocam? Tabii ki de önünden tıpkı more expensive, more difficult burada olduğu gibi more sociable daha sosyal derken more sociable demek zorundasınız bir sonrakine geliyorum İstanbulla Mersin'i karşılaştıracak fakat önce şu sociable'ı bir şeye atalım Dışarı çizmişiz zaten tamam şimdi <laughs> İstanbulla Mersin karşılaştırılıyor ee, yakışıklılık ee, daha sessiz sakin olamaz ee, şey olur biz bakın şimdi hemen buraya ne yapıyorum bizi kelimesini yazdım i e r şeklinde e r yazarken busy'nin y'sini tabii ki de i'ye dönüştürdüm. İstanbul is busier than Mersin. İstanbul Mersin'den daha yoğundur, daha kalabalıktır, daha meşguldür. Artık ne isterseniz geldim country life'a. Country life evet peaceful olarak bak şimdi. Country life is hemen ne yaptım buraya more yazdım. Sonra Peace biliyorsunuz barış demek ama burada huzuru ifade ediyor. Country life is more peaceful than city life. Kırsal yaşam, şehirdeki yaşamdan daha huzurludur, daha lezzet vericidir. Pekala. Şimdi bir tane daha harita benim. Bakın arkadaşlar. Bu şekildeki bir haritayla, bir <coughs> direction sorularıyla karşılaştığımda yapmam gereken şey. Önce burada neler var onları görmek. Post office. Bir tane postane. bakers. Bakın şey neymiş bu bir dakika. Ha barbers. Şeymiş burası berber. Saç kestireceğiz. Bakery. Fırın var burada bir tane. School. Şurada bir okul var. Kafe. Bir kafemiz var arkadaşlar. Supermarket. Bir adet marketimiz var. Coffee shop. Bir tane coffee shop veya restoran. işte böyle bir yer var burada. Burada da book shop. Kitap satan bir dükkanım. Kitapçımız var arkadaşlar. Şimdi. Hospital. Hastane. Between. iki şeyin arasında. Coffee shop. Hmm, elimizde bir tane coffee shop. Okey. Restoran, coffee shop. Aynı şey olabilir. Kafe ve next to. Next to yanındaydı bu arada. Bakalım durum nedir? The barbers. Şimdi berber nerede arkadaşlar? Postane ile bakery'nin arasında. O zaman ben hemen buraya ne yapacağım? Bir kere between arasında anlamını bakın. Between arasında anlamını vermem lazım. The barbers uh, is lazım buraya. The barber is yani. The barbers between the bakery and the post office. Bakın fırın ile postanenin arasındadır. Evet bitmini attım. İki <laughs> diyor ki opposite bookshop. Şimdi bookshop'un karşısına bookshop'u bulalım arkadaşlar. İşte burada. Bookshop'un karşısında ne var? Kafe var. O zaman buradan kafeyi aldım. Şuraya koydum. Kafe is opposite bookshop. The cafe. Ha, buraya the koyabilirsiniz bu arada. The cafe is opposite the bookshop. Kafe bookshop'un karşısındadır. Attık. The supermarket. Şimdi süpermarkete geldim. Next to the restaurant. Restoranın yanında. Coffee shop, restoran. Aynı şey bu arada arkadaşlar. İşte doğru mu? O zaman supermarket is next to the coffee shop, next to the restaurant. O zaman ben buraya arkadaşlar hemen next to you gönül rahatlığıyla yazabilirim. Onu da attım. Şimdi kitapçıyla süpermarketin arasında restoranım var. Coffee shop'um var arkadaşlar. Hemen there is a şöyle Coffee shop dedim. Between the bookshop and the supermarket. İkisinin arasında. There is. Ha neymiş bir dakika. Has... Burada hastane yok çocuklar. Bir saniye. There isn't a hospital in this map. Bu harita içerisinde. There isn't on on the map. There isn't a hospital on the map. Bu haritanın üzerinde hastane yok. Kelime hakimiyeti çok çok önemli. Sayfamı çevirdim ve ödüllü sorumuzda bize diyor ki find the mistake. Cümle içerisindeki hatayı bulunuz. Arkadaşlar hepinize sınavda başladılar. Hoşçakalın.